bizimki Osman'ı çok özledi, kuşlarla haber salsın diye bir şeyler geveledi. Olur, bir hatırını sorarız. Hadi eyvallah. Hadi bakalım. Bir daha dağıtırsan çok fena yaparım, bilmiş ol. Ay yok ya. Barışalım mı? Hem sana sürprizim var. Osman da nikaha gelmiştir diye düşündüm. Ekrem'le beraber haber gönderdim. Senin üstüne vazife mi? Ayrı gayrı olmasın diye dedim canım. Sen tuvaletteydin. Ekrem'i de hazır yakalamışken... Ya iş devam etsin diye yaptım kızım. Ya sen bana gönül koymadın mı, malı senden sakladım diye? Ya sonra düşündüm de... Tamam ya, sen haklısın. Sen olmasan ben bu işi yapamayacağım. Kuşları uçurması benden, gerisi de senden. İşte bu, işte bu. Profesyonellik bunu gerektirir. Ha şöyle, pizzaya gel. Öyle. Ne gündü be? Durun bakalım Ekrem Bey, daha bitmedi. Vay! Buranın inceliklerini kapmışsınız Sertab Hanım. Burada günler dolu dolu. Bakalım yarın ne olacak? Sonraki gün. Olur bir vukuat. Siz hiç merak etmeyin. Fırsat bu fırsat. İki dakika soluklanalım bakalım. Sizin mi o dergiler? Ben de kim getirdi diyordum. Benim ya. Ya... Şuna bir bakar mısınız ya? Ne o? Araba mı alacaksınız? Niyetim var. Kriz filan sizi etkilemedi galiba. Vallahi krizde kampanya bol oluyor Sertab Hanım. Zaten o yüzden niyetlendik. Benim de en istediğim şey araba. Ben alayım, size öğretirim. Yok, benim ehliyetim var. O zaman siz bana öğretirsiniz. Pratiğim yok ama. Canım, bana öğretirken pratik yapmış olursunuz işte. Olur mu? Olur olur. Niye olmasın? Hadi bakalım pratik hanım. Sıkma canını bu kadar be Bekir. Beray beni yarı yolda bıraktı Osman. Belki de ödeşti. Ama bunu yapmayacaktı. Süleyman abi. Buyur Süleyman abi. Haberler hayırlı değil maalesef. Senin bu yeğenin hayır deyip masadan kalktı. Dedim Süleyman abi, hepsini söyledim. Bak dedim, memlekettekiler zaten bizi nikahlı biliyorlar. Bir ortaya çıkarsa hiç iyi olmaz, kötü olur. Yaşatmazlar bizi. Söyledim. Hepsini söyledim. Aman. Aman Süleyman Ağa ya. Ne diyorsun? Oyala gelmesinler. Vazgeçir. Sakın Süleyman Ağa. Tamam. Tamam. Ne olmuş? Beray'ın abileri. Madem nikah olmuştur, bebek de doğmuştur. Gidelim Beray'ı görelim, bu dargınlık bitsin derlermiş. Hayda. Ne olacak şimdi? Duydun işte, söyledim Süleyman Ağa'ya. Gelmesinler diye. Bir geldiler mi? Her şeyi öğrenirler. Ya şeytan diyor, sık bir tane Beray'a, al peşinden de kendine bir tane, kurtul bitsin. O kadar uzun boylu değil Bekir. Bir süre kaybolursun ortadan, unutulur gider zamanla. Ya zaten şurada bir düzen kuracaktık. Yine kurarsın be koçum. Şu son parti işi yapalım, alır parayı gidersin. Bir süre idare eder seni. İş yarın mı? Yarın. Sonra da biner gidersin.
Evlenmediğin iyi oldu be Beray. Öteki türlü hüküm kuracaktı üstünde. İyi olmuşmuş. Kadın başına nasıl başa çıkacak o çocukla? Hem kız çocuğu hem de gayrimeşru. Sen her topa girme Kutsiye. Bebekler masumdur. Nikahsız doğana ne derler? Hop, hop dedim. Terbiyeni takın. Bak, bundan sonra sen her küfürü bastığında televizyonlardaki gibi bip diyeceğim sana. Hadi bakalım. Vay benim halime. Terbiyeyi senden öğrenecektim ha? Benim ömrüm senin gibi... Bip! Hadi bakalım. Mesai bitti mi Yakup? Bitti bitti. Şimdi hastaneye Cengiz'in yanına bir uğrayayım diyorum. Vallahi biz buradan ayrılamıyoruz. Bizim yerimize de gitmiş ol. Doktorlar yanına almıyorlar zaten. Oo. Bizden bir kahveyi esirgeyen eski mahkum yeni aşçı. Yakup Bey keyifler nasıl? İyidir Ekrem Bey, ne olsun. Buyurun gene kahve içmeye. Ne zaman isterseniz. Galeri turlarına devam galiba Ekrem Bey. Az kaldı gözüm az. Bak havalar da düzeliyor. Gezeriz artık inşallah. İnşallah Ekrem Bey. Siz hayırlısıyla arabayı bir alın. Ortalık karışıktı bugün Yakup. Takma kafana. Yok taktığım falan yok. Yani ne vardı karışık? Senin haberin yok mu? Nikah olacaktı bugün. B2'den Beray Doğan. Masadan kalkmış. Ortalıkta dedikodu sürdü bütün gün. Ya. Keşke Cengiz duysaydı. Cengiz'in ne alakası var? Hiç. Öylesine söyledim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi artık düşürme yüzünü. Unut gitsin Bekir. Mümkün değil. Konuyu değiştirelim o zaman. Yarınki işi konuşalım, senin de kafan açılır biraz. Ha? Oo, Ekrem, ne iş? Oo, paşalar merhaba. Araba galerilerini geziyordum da. Sen araba alana kadar atla, biz götürelim. Bak, bu ne geçer vallahi. Demek araba alacaksın ha? İşte. Kriz filan bir sürü kampanya var. Birinden biri olacak artık. Gardiyan maaşıyla zor tabi. Yo, peşinat falan yok. Ama o zaman da taksitleri yüksek olur Ekrem. Ne yapalım artık? Yani senin gibi bir yol bulmaya kalksam anlamam o işlerden. Benim yol biraz sıkar. Vallahi beni de sıkar. Bu araba kaç basıyor Osman Zeybek? Çekeyim kenara, kendin sürü öğren istersen. Bende ehliyet falan yok ha. Ya, öğreniyor deriz. Koskoca gardiyanı araba sürmeyi öğreniyor diye içeri atacak halleri yok herhalde. Gel. Bre bre. Yağ gibi kayıyor araba be. Direksiyon da tüy gibi hafif ha. Hakkını ver de bas gaza o zaman. Olmaz. Kanun adamıyım ben. Zaten ehliyetsiz oturdum direksiyonun başına. Bir de sürat yapıp kanunları çiğneyemem. Ulan Ekrem. Kanunları sakız yapmışsın ağzına. Bırak bu kanun ayaklarını. Olmaz. Osman Zeybek kaç para bu araba? Ne yapacaksın, alacaksın mı?